Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, ben böyle hemen hazırlandım. Sabahtan ev işlerimi hallettim. Şimdi dışarı çıkmam lazım. Öğle vakti böyle gelin prova makyajım var. Müşterim gelecek yani. Hemen zaten masayı da şöyle hazırladım. Ama şey fark ettim. Kaybetmişim. Ne deniyordu ona? Kalem tıraş mı deniliyordu? Dudak kaleminin kalem tıraş şey aparatını kaybetmişim, bulamıyorum hiçbir şekilde. Onu bugün almam lazım, lazım yani bugün. Bir de birkaç eksiğim daha vardı Em'den. Onları bugün şimdi alıp geleyim. Daha sonra inşallah görüşürüz, günümüze başlarız bu şekilde. Hava bugün çok güzelmiş. Tam böyle sevdiğim hava. Ne sıcak, ne soğuk. Neyse, gidelim bakalım. Evet, şimdi DM'e girdim. Hemen alacaklarımı alayım. Evet, son bir tane kalmış. Onu da ben alıyorum. Bir de Blistex alıyorum. Şu bir de makyaj temizleme bezlerinden aldım. Bu güzel oluyor. Bir de şu. Ama şunu daha çok beğendim şu sıra. Evet. Başka ihtiyacım. Bakayım biraz daha bir. Evet, ben hemen alacaklarımı aldım arkadaşlar. Şimdi geldim eve. Biraz dinleneyim. Sonra da artık müşterim gelir. Belki çekerim size, belki çekmem, bakalım. Öyle, sonra görüşürüz inşallah. Evet, ilk olarak şöyle kendime bir kahve yapayım. Kendime geleyim. Evet, müşterim gitti arkadaşlar. Cumartesi tekrardan görüşeceğiz düğün için. Bu prova makyajıydı biliyorsunuz. Resmini eklerim buraya. Ve randevularınızı her zaman söylüyorum. Instagram'dan, makyaj sayfamdan alabilirsiniz. Oradan irtibata geçebiliriz. Şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım arkadaşlar. Hızlı çekim alacağım ama biliyorsun zaten nasıl yapıldığını. Tavuk sote yapacağım. Klasik bir tavuk sote. O zaman direkt hızlı bir çekime geçeyim ben. Don't change the subject, don't you take the focus off you. Do you love me? Look in my eyes, push it aside, don't waste my time too. Do you know? Oh, I lost you, but at least I tried to do right by you. I fastened the noose, you had to show me what this really was. Enjoy the rest of your life, I'll catch you on the flip side. Bitch, I can't wait. I'll catch you on the flip side. Don't try. I know you want to. Can't talk your way out of this one. I'm holding the proof. I drink 80 proof until we get through. I might just swing through and he's there with you. What would you do? Yeah, yeah. All on my dick. When I'm gone, you can't resist. Nah, nah. Yeah, you act innocent cause you're afraid I'm a guest. You threw my heart in the fire. Burning my hands on the wire. Callous enough to admire. I guess that you're just a liar. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Dün en son sanırım yemek yaparken çekim yaptım ve sonrası yok. Ben şimdi hazırlandım. Bugün annemler geldi Türkiye'den. Onların yanına gideceğim arkadaşlar, onları görmeye. Dün geldiler daha doğrusu, gece vakit. Şimdi de onların yanına gidiyorum. Daha sonra da kayınvalidemle buluşacağım. Onunla da bir işim var bugün. Sizi de böyle yanıma alayım ama ilk durak annemler. Haydi bakalım, direkt çıkalım. Ben şimdi geldim. Annemlerin meşhur aynı, biliyorsunuz artık burayı.
Evet arkadaşlar, ben şimdi annemlere geldim. Annemi bir görün. Selamünaleyküm cümleten. Evet anne, nasıl geçti tatilin, İyi, iznin? iyi geçti kızım ama yorucu geçti. Bir de Yoruldun mu? hastalandım son hafta. Evet annem bu arada grip Yani hastalığını. korona değilim Evet. ama boğazlarım engin olmuş herhalde. Allah'tan korona değildi. Birazcık böyle bir soğuk algınlığı diyelim. Terlemek mahvetti beni. Durmadan terledim ya, üşüyorum, terliyorum, üşüyorum, terliyorum derken. Şu O an baya nasılsın? iyiyim de halim yok, hiç halsiz kaldım. Halsizsin. Neyse Türkiye değil. güzel de yorucu oluyor işte. Yorucu oluyor Yolculuk derken, ne bileyim, değil toparlıyorum ediyorum derken evi. mi? İnsan son hafta yoruluyor. Evet. İster istemez. Evet geldiler işte, böyle dinlenirsin artık şimdi İnşallah. geldin. Şimdi ben size birazdan annemin Türkiye'den aldıklarını göstermek istiyorum. Bana da bir şeyler almış sağ olsun. Onlara şimdi birlikte bakalım. İnşallah, hadi bakalım. Evet, bakın annemin Türkiye ganimetleri. Size şöyle göstereyim. Hepsini teker teker göstereceğim şimdi size. Annem benim odaya böyle hepsini sıralamış buraya. Boşalttım yani abi. Aynen, boşaltmış hepsini masaya. Evet, şimdi hemen geçelim. Başlayalım hemen. İlk olarak şöyle böyle 7-8 şişe sarma. Bunları ben getirdim Yaprak yaprak. arkadaşlar. Sarma diyorum hep, yaprak. Bunları ben getirdim anneme. Yükü fazla olmasın diye. Çünkü bizim yükümüz boştu zaten. Annem bana direkt koydu. Ben de onları getirdim anneme. Böyle yani yaprak getirdik. Sonra bu susam mıydı anne? Haşhaş susam karışık. Haşhaş susam getirmiş annem. Ezmesi. Ezmesi bu güzel oluyor kahvaltıda. Biz çok severiz. Sonrasında bunu da Zehra yengem böyle kahvaltılık susam karışımı, ceviz karışımı, Biber. biber böyle Acı. kahvaltılık bir karışım yapıyor. Biz bunu çok seviyoruz. Böyle maydanoz salatasının içinde çok yakışıyor. Zeytinyağıya koyup çok Evet. seviyoruz. Güzel oluyor. Sağ olsun o yapmış. Evet, bunu getirmiş. Bir de O da bunu ıhlamur. verdi. O kendisi toplamış onları. Anne bu hangi O ıhlamur? çiçek ıhlamur, biri yapraklı ıhlamur. İkisi farklı böyle ıhlamur getirmiş. Sonra bunlar nane arkadaşlar. Birisini Raziye yengem kurutmuş böyle anneme. Sağ Bir olsun. tane sağ olsun, evet. Bir tanesini de teyzem, büyük teyzem, Halime Onları teyzem. ben streçli payıma iyice kokusu çıkmasın diye sardım. Ama var ya böyle kokusu geliyor. O kadar güzel kokuyor ki çok seviyorum nane kokusunu. Bunu da Fatma teyzem kurutmuş, anneme Eline vermiş böyle. sağlık. Eline sağlık. Sağ olsun. Bu da aşurelik buğday arkadaşlar. Ama biz buna bunu keşkek yaparız. Bilenler bilir. Böyle. Bundan getirmiş. Burada da böyle arkadaşlar bol bol kuru yemiş. Karışık bir tane almışlar. Ondan sonra fındık. Çam fıstığı. Ondan sonra işte böyle kuru yemişlerden almış. Bunları da annem kendi kurutmuş arkadaşlar. Dolma. Denizli de mi kuruttun anne? Evet. Böyle dolmalık biber, o biz çok severiz bunu. Bir de Patlıcan. ay Biberli. patlıcan, aynen biber şimdi burada. Bir de biber kurutmuş bu şekilde. Ellerine sağlık anneciğim. Amin. Bunu da Fatma teyzem hepimize böyle birerleş sağ olsun hediye koymuş. Kahve, Türk kahvesi değil mi anne? Onu kendim. Ha, bunları da kendisine almış annem. Teyzem bir de böyle kahvenin yanına bizlere lokum almış. Çok teşekkür ederim teyzeciğim, sana da buradan. Bizleri de düşünmüşsün. Böyle hediye koymuş bize sağ olsun. Bir de böyle annem çay getirmiş Türkiye'den. O sallama çayı seviyorum ben. Sallama çayını Senin poşetin yani. seviyormuş. Senin poşetin. Sonra bunu aslında ben almıştım Trendyol'dan. Annemlerin evine sipariş vermiştim. Şöyle bir tane kolye aldım. Arkadaşımın kınası var. Onun için bir kolye aldım kendime. Sonra bunları göstereyim şöyle arkadaşlar. Bunu annemin arkadaşının gelinleri böyle kendi örüyormuş. Bakın komple böyle el işçiliği var. Bunu anneme hediye yaptırmış sağ olsun. Bunu da işte annem ördürttürmüş böyle çanta. Güzel yani, çok güzel. Tamamen el emeği bakın. Bu şekilde. Güzel bir çanta. Teşekkür ediyoruz buradan da. Sonra bunlar da siyah üzüm. Bakın şöyle. Bu da çekirdeksiz üzüm. Anne önceden gelmiş olsaydın senden alırdım bunu. Ben gittim bu kuru üzümü şupardan aldım, biliyor musun? Ama geçen seneden biz yetişemedik benim turlarımda.
Böyle getirmiş. Arkadaşlar, annemi tanıyanlar bilir, annem bu parfümün hastası. Biz bu parfümü hep anneme sipariş veriyorduk. Nereden geliyordu? Fransa'ydı sanırım. Fransa'dan hep sipariş veriyorduk. Sonra tesadüf eseri teyzemin kızı bunu gratis de görmüş Türkiye'de. Çok sevindik. Direkt aldı annem de böyle kendisine. Yani Türkiye'de eğer ki bu parfümü bilenler varsa, seviyorsanız alabilirsiniz. Çünkü çok güzel kokuyor. Annem yıllardır bu parfümü kullanıyor. Yani çok güzel. Çekme helva. Leblebili çekme helva. Bakın, enteresan. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Bu da Türk lokumu. Aynen. Ya, lokum. Aynen. Pamukkale'yi koymuşlar bakın. Bol bol şişe kapağı. Sonra annem böyle bol bol şişe kapağı almış. Şöyle göstereyim. Bunları annem biliyorsunuz hep böyle lazım oluyor. Domates konservesi falan yaptığımda. Rengarenk almış. Burada da arkadaşlar ada çayı var. Annemin aynen annemin vazgeçilmez çayı. Bahçesinde var ondan, her sene kurutuyorum biraz öyle. Ha, bahçeden mi? Denizdeki evin bahçesinde var. Aa, bilmiyordum. Bunu biz her zaman hastalandığımızda içiyoruz, iyi geliyor. Sonrasında şöyle göstereyim, bakın. Annem sağ olsun bana çok güzel nevresimler almış. Madame Coco'dan, bir de English Home'dan. Gerçekten o kadar beğendim ki şimdi size göstereceğim. Böyle ilk olarak yastık kılıfı almış. Yedek. Ama çok güzel böyle görünüyor. Yastık kılıfı. Çok beğendim. Ondan sonra bu da bakın. Bunu English Home'dan mı aldın anne? Bakın şöyle detaylı göstereyim. Pike. Ben pike istiyordum zaten. Annem de sağ olsun almış bana. Çok güzel bir deseni var. Kamerada pek net belli olmasa da ama gerçekte çok güzel bir dokusu var. Çok beğendim. Bunu yazın hani üstüne. Ben bunu kışın da hani böyle örtü olarak. Günlük örtü, yazında böyle üstüne evet. Örtmek için değil mi? De kendime aldım. Bunu da kendisine almış. Bu da gerçekten çok güzel. Bakın pike. Bunun desenleri, şu çizgileri aynı benimkinde de var. Kamerada belli olmadı ama bu şekilde çok güzel bir malı var. Çok beğendim. Sonra onların hep şeylerini söktüm. Kağıtları, kartonları vardı. Yer tutmasın diye. Ha, görseli vardı değil mi? Hı-hı. Olsun, böyle göstereyim. Buna bayıldım. Bana göstermişti orada, görüntülü aramıştı. Bakar mısınız? Bu kadar tatlı ki biz ayrı kullandığımız için iki tane almış. Yani 140'a 200. Böyle çift kişilik değil de iki tane kullanıyoruz biz. Bu şekilde tatlılığı çok güzel. Rengi çok güzel gerçekten ya. Çok teşekkür ederim anneciğim tekrardan. Bir de sağ ol anne. Kesene bereket. Bunları da ayrı almış. Bunu genellikle ben böyle günlük kullanırım. Sağ olsun. Siyah beyaz desenli. Böyle görünüyor. Tekrardan kesene bereket anne. Çok güzel. Çok beğendim. Evet, sonra annemle babam Eymen'imize böyle Galatasaray forması almış. Anne açayım mı? Bakayım ne aldım. Bakın. Böyle çok tatlı bir forma almışlar. Şöyle göstereyim. Bir şortu var, çorabı var. Aynen. Burada da bakın çorabı var ve çok tatlı. Evet, bu da Eymen'e. Burada da böyle ceviz getirmişler. Bunlar kendi bahçemizden arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra babam kendine böyle gömlekler almış arkadaşlar. Ayakkabı falan almış. Fazla detay göstermeme gerek yok. Şimdi de annemin Türkiye'den kendisine aldığı size kıyafetleri göstereceğim. Çünkü ben de merak ediyorum. Görmedim daha neler almış, bakalım. İlk olarak şöyle eşarplar almış. Onları göstereyim. Onlar şeye kızım döndürmeye gidiyor. Birini böyle iki dünür, yani iki dünürüne de almış anneciğim. Ondan sonra kendisine böyle bir model almış. Eşarp. Bakın. Sonra şöyle. Güzelmiş her anne. Her renkle örtüyüm. Şöyle bir model almış. Güzel seçmişsin. Bir de son olarak. Ama o, bunun malı farklı. O şey yazdık böyle. Aha, yazdık. Yazma gibi. Yazma gibi bir tane. Eşarp almış. Sonra böyle bir tunik almış anneciğim. Aa, bu da güzelmiş. Bakın. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Uzun. Arkasında da böyle düğme detayı var. Ya da bu önü mü? Hayır. Bu arkası. Bu
bu şekilde bir tunik almış. Gerçekten çok güzelmiş. Güle güle giyin. 85 TL. Ucuz Türkiye'de. Ya iyi, süper. 85 TL. Güzel. Sonra bir de böyle bir tunik almış. Anne bu da güzelmiş. Bakın böyle patlıcan moru. Böyle düğme detayları var. Evet, bu da çok tatlıymış. Sonra böyle cıvıl cıvıl bir tane elbise almış. Anne yaz bitti giyinemeden. Bunu böyle çiçek detayları var bakın. Bunu Defacto'dan aldın herhalde değil mi? Sonra böyle bir tane siyah tunik almış. Oo anne bu da çok güzel. Yandan böyle detaylı. Keten. Gerçekten harika duruyor. Tam annemin tarzı. Oo bu da güzelmiş. Bunun da böyle cep detayı var. Bakın. Bu şekilde bir tunik. Siyah. Evet böyleydi annemlerin alışverişi. Umarım beğenmişsinizdir. Annemin tekrardan, herkesin daha doğrusu kesesine bereket. Sağ olsunlar. Bizleri de düşünmüşler. Evet şimdi anneciğimle böyle kahve keyfi yapıyoruz. Ben şimdi annemlerden çıktım arkadaşlar. Kayınvalidemle buluşacağım. Daha sonra artık inşallah görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün böyle aynada hep oldu. Asansörde oldu ama videolarım. Kayınvalidemle ayrıldım ben. İşimiz bitti. Şimdi artık eve geldim. Bakalım Cevdet ne yapıyor? Evet Cevdet Bey. Ne yaptınız bugün bakalım? Eşek gibi çalıştık. Ne yapalım? Nasıl geçti günün? Günüm her zamanki gibi. Hafta içi çalıştık, geldik, yedik, içtik, oturduk, televizyon izliyoruz, yatıyoruz. Günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Evet. Dediğiniz gibi kapanışlar artık hep benden soruluyor. Maalesef gün içerisinde fazla videolara çıkamıyorum. Bildiğiniz gibi çalışıyorum. Evet Cevdet maalesef fazla yer alamıyor vloglarımızda. Evet. Olsun hafta sonu bol bol görüyorsunuz zaten hafta sonları Cevdet'i. Aynen hafta sonu da zaten yaklaştı. Yarın başlatırız güzel bir video. Evet o zaman bu videoyu da burada artık kapatalım değil mi? Evet. Like atın, abone olun, beğenin lütfen. Bir sonraki videomuzda da görüşürük. Hoşçakalın arkadaşlar.